Ezan Bey. Merhaba, iyi akşamlar. Buyurun. Bir defa bu çok etik olmadı, onu söyleyeyim. Ben yayındaydım. O zaman böyle bir sunum yapılacaksa keşke ben orada olsaydım. Ben oraya geleyim, yayınımı iptal edeyim, orada konuşalım. Bunlara da cevap verelim. Hanımefendiyi ben tanımıyorum. Hukukçu mu önce onu sorayım. Hukuk fakültesi eğitimi var mı hanımefendi? Hayır, gazeteci. Gazeteci. Peki, ben kendisini zaten belli oluyor gazeteci olduğu, hukukçu olmadığı. Çünkü bir hukuk formasyonu yok, müktesebatı yok. Konuya da çok vakıf değil. Denizbank'ın eline tutuşturduğu şeylerle bir sunum yapmaya çalışıyor. Avukatsınız ama saygısızlık ediyorsunuz şu an. Önce bir cevap hakkımı kullanayım. Ben geleyim. Orada konuşalım. Buyurun daha gelin. Ben zaten burada olacağınızı düşünerek hazırlandım. Hanımefendi, söz hakkımı kullanabilir miyim? Bir ablamda çok buyurun gelin burada oluyor. Kullanın. Ben öyle olacağını düşünüyordum çünkü. Hayır, bir dakika. Ben önce bir kullanayım. Biraz önce yayındaydım. Şimdi Rezan Bey, ben tek başıma konuşmak istiyorum dediğiniz için siz tek başına konuştunuz. Sizin arkanızdan bir şey yapmadım. Tek başın önemli değil. Soruları alsaydınız, biz sizinle çok yayın yaptık. Cevaplayabilirdim. Siz de gazetecilik müktesebatını bilmiyorsunuz beyefendi. Bu sunumu hanımefendi siz hukukçu değilsiniz. Siz de gazeteci değilsiniz. Tamam. Lütfen iddialara cevap verelim. Kimseyi meslekleri üzerinden rencide etmeyelim. Burası öyle bir yer değil. Ben buna izin verecek bir moderatör değilim. Lütfen iddialar üzerinden konuşursanız çok sevinirim. İpek Hanım, burada bir hukuki sunum yapılıyor. Ben de hukuki sunum yapanın bir hukuk formasyonu olmadığını söylüyorum. Bunda ben bir iddia dile getirdim beyefendi. Söyleyin tamam. Peki o zaman bu olağan bir şeyse başsavcı neden bu kararı iptal etti? Madem başsavcı biliyordur herhalde hukuk müktesebatını diye düşünüyorum. İpek Hanım, müsaadeniz olursa anlatayım ben size. Tabii buyurun. Şimdi benim burada 5 tane müvekkilim var. Bu 5 müvekkilimle ilgili gittim. Dolandırıcılık sahtecilik bürosudur. Adliyede bürolar vardır. Hı hı. Dolandırıcılık sahtecilik bürosundan dolandırıcılık sahtecilik ve zimmet şikayeti yaptım. O büro dolandırıcılık sahtecilik bürosudur. Sizin söylediğiniz soruşturma savcısı var dediğiniz savcının olduğunu sonradan öğreniyorum böyle bir dosya olduğunu. Ve ne ilginçtir ki o dosya örgüt büroda. Ortada bir örgütlü suç yok. Örgütten açılmış Türk Ceza Kanunu 220. maddesine göre suç yok. Dolayısıyla sizin iddianız sahtecilik ve dolandırıcılıksa hayatın olağan akışı, mantık, fizik kuralları nereye gidersiniz? Adliyedeki sahtecilik, dolandırıcılık büroya gidersiniz. Biz de oraya gitmişiz. Suç duyurusunda bulmuşuz. Aynı gün ifade vermiş müvekkilleriniz diğer savcı. Diğer dosyaya vermişler. İki dosya var. İki. Hemen devam edeyim. Müvekkillerimizin ifadesi verilmiş. 9 tane talebimiz var. 8'ini başsavcılık reddetmiş. Arama istiyoruz. El koyma istiyoruz. Birçok talebimiz var. Banka yöneticilerin işin içinde olduğunu iddia ediyoruz. Sadece biri ile ilgili karar veriliyor. Polis soruyla savcılığa getirilmesi karar veriliyor. Bu bir. Müvekkillerimizi götürüyoruz. İfade vermeye gidiliyor. Daha sonra dosya örgüt büroyla ana dosyayla birleştiriliyor. Sizin iddia ettiğiniz başsavcı vekiliyle de çok kıymetli bir hukukçudur. Değerli bir meslektaşımızdır. Ben görüştüm. Hatta kendisi de bana bizim bu konuda bir çalışmamız örgüt büroda var hocam zaten dedi ve ben bu dosyanın o dosyayla birleştireceğim dedi ve birleştirildi. Tamam. İhtiyataycı geleyim. Ben ihtiyataycı gitmem. Hanımefendi, mahkeme ihtiyataycı kararı verir. Tüketici mahkemesine başvurmuşsun. Mahkeme Denizbank bu işte sorumludur demiş. İhtiyataycı kararı vermiş. Gidip ihtiyataycı infaz etmişim. Sonra Denizbank dönmüş. İstinaf etmiş. İstinaf mahkemesi ihtiyataycı kaldırmış. Yani olağan bir hukuk süreç var burada. Burada neyin gizemini mesela yaratmaya çalışıyorsunuz? Ne olmuş olabilir burada? Tekrar söylüyorum. Dolandırıcılık sahtecilik şikayeti dolandırıcılık sahtecilik büroya yapılır. Bu dosya örgüt büroda bir dosya olduğunu, başkaca mağdurlar olduğunu o tarih itibariyle ben bilmiyordum. Dolayısıyla sahtecilik büroya bir şikayet vermem kadar doğal bir şey olamaz. Sahtecilik büroya verdiğim şikayette ana dosyayla birleşti. Şunu anlatalım. Meslektaşımız bilir. İzleyen bütün kıymetli hukukçular da bilir. Başsavcılık bir küldür, küz. Ortada böyle bir müzekere varsa niye gereği yerine getirilmedi? Ya bırakın şüpheli olarak bu adamlar tanık olarak niye dinlenmedi? Yani tanık olarak. Tanık olarak niye dinlenmedi? Yani bu kadar adı geçen 12 müştekinin sorumluluk ve kusur izafe ettiği, Seçil Erzan'ın ismini kullandığı niye tanık olarak geçmedi? İhtiyacı hacize gitti bankaya. Giderim mahkeme karar verdi. Bir avukat olarak başarım. Aldım gittim. İstinafa gidip kaldırmışlar. Kaldırdılar. Artı tabii ki şikayet yaptığımda müvekkillerimi hazır edeceğim. Bundan daha doğal bir şey var mı?
Yani daha doğal bir şey olabilir mi? 5 gün sonra hazır etmişim. Bir de aynı günde değil. 19'unda. Sahtecilik büroya şikayet etmişim. Ana dosya örgüt bürodaymış. Ortada bir örgüt yok. Niçin örgüt büroda onu da bilmiyorum. Ama benim şikayetim o dosyayla birleşmiş. Burada yerleşik hukuk uygulamaları ve tahammüllerin aksine hiçbir şey yok. Sıfır. Hiçbir şey. Anladığım kadarıyla birileri hanımefendiye benim ismimle birlikte bazı kağıtlar tutuşturmuş. O da burada benim gıyabımda kendince bir algı manipülasyonu yapmaya çalışıyor. Bu çok makul, rasyonel bir yaklaşım değil. Maddi vakayı tartışsın, hukuki ihtilafı. Benim adım geçecekse de telefon açık kalsın, devam edeyim. Kalsın. Başka şeyler de var çünkü. Devam edin. Buradaki, ben tabii ki bankanın avukatlarıyla konuştum. Futbolcularla da konuştum. Belli zaten. Konuşmadan nasıl öğreneceğiz bunları? Ya zaten yani siz istiyorsunuz ki bir tek sizinle konuşalım. Bir tek sizin. Tamam, siz konuştunuz. Müsaade eder misiniz? Bakın ben dinledim. Kağıtları tutuşturmuş, onları anlatıyorsunuz. Bu kağıtlar benim notlarım. Haberler var. Deniz Bankası'nın açıklaması var. Avukatların röportajları var. Ya Rizan Bey, artık ben konuşabilir miyim? Sizin bir hukuk müktesebatınız yok. Olması gerekmiyor. Olması gerekmiyor. Yargılamaya çalışıyorsunuz. Hayır, yargılamıyorum. Rezan Bey, siz de buradasınız. Sorulara cevap veriyorsunuz. Bir yargılama yok. Size bağlanabileceğinizi buradan ekrandan söyledim. Siz bugün buraya gelecektiniz. Daha sonra ben toplu programlara katılmıyorum dediniz bana. Ben de dedim ki lütfen o zaman başta gelin. Konuşalım. Tamam dediniz, kabul ettiniz. Burada sizin arkanızdan konuşulan herhangi bir şey yok. Dolayısıyla bağlanabilirsiniz de dedik. Bağlandınız, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bir konuyu açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Birbirimizin meslekleri üzerinden lütfen hakaret etmeyelim. Sizden ricam, soru cevap şeklinde gidebilirsek. Ben hakaret etmiyorum. Müfek Hanım, hukuki değerlendirme yapılıyor. İhtiyaçsız diyor. Avukat olan sizsiniz. Diyor. Avukat olan sizsiniz. Kendisiyle yılların polis adliye muhabiridir. O yüzden de sorulara cevap verirsiniz, olur biter. Ben yani daha ihtiyati haciz demedim. Bunu nereden çıkartıyorsun? Demedim ki. Yapamaz ki bir hukukçu. Ben nasıl bir gazeteci olamayacağım? Yalnız ben bu programı böyle götüremem. Bakın sizden başka konuklarım da var. Ve onların da konuşacağı meseleler var. Böyle gideceksin. Ben cevap vereyim. Ondan sonra affımı isteyeyim o zaman. Evet buyurun. Ben henüz ihtiyati haciz demedim. Hiç bu konuya gelmedim. Beyefendi, o ihtiyati haciz ama. Hayır bakın. Biraz hızlı gidelim lütfen. Diğer konuklarımıza soracağım sorular var. Bunun, şimdi bakın beyefendi avukat, hı-hı, benim konuştuğum insanlar da avukat. Hı-hı. Yani hukuk müktesebatında Rezan Bey ne kadar biliyorsa muhakkak diğer avukat da o kadar biliyordur'dan yola çıkarak konuşuyoruz. Ben herhangi bir avukatın manipülasyonuna gelecek bir gazeteci değilim. Yıllarımı polis adliye muhabirliğinde geçirdim. Komik yani bu ama kendisi bilir. Tabii istediğini söyleyebilir. Bunun olağan bir şey olmadığını, ben bilmiyordum deme lüksü, kendisi hukuk müktesebatını iyi bildiği için bilir. Bilmiyordum demekle sorumluluktan nasıl yırtamıyorsa bir vatandaş, avukatın da böyle bir lüksü varsa o ne hala o zaman. Şimdi ben buradaki tuhaflığın, ben zaten bakın ne diyorum, ben ne dedim, kaynağımı söyledim. Bankanın avukatları dedim, zaten kaynak açık. Gizli bir şey mi var? Bu elimdeki nottan size ne? Ben buraya bir sürü not aldım. Bankanın avukatları öğrendiği için buna müdahale ediyorlar ve bunu iptal ettiriyorlar dedim. Yok eğer siz bu hukuk müktesebatına uygundur diyorsanız o zaman zorla getirseydiniz Hakan Ateş'i. Madem başka bir savcıdan alınan karar getirebiliyorsa. Bu arada Hakan Ateş'i ben hayatımda görmedim. Görme ihtimalim de yok. Hakan Ateş sizin müvekkillerinizin arkadaşı. Fatih Terim'in arkadaşı. Şimdi burayı da bir mahkeme salonuna çevirmeyelim. Yok, o da doğru hayır, bir şey hayır, değil. Ben itamına cevaben söyledim tamam. Sevgili İpim. Göbe Hanım. Efendim. Bu bir başka savcı değil yalnız. Bu dosyanın savcısı. Hayır başka bir savcı. Hayır bu dosyanın savcısı. İki tane dosya var. Hayır anlıyorum ama şimdi... Ben de şunu söylüyorum. Keşke burada onlar da olsa. Bu savcı bu dosyaya başsavcılıkça atanıyor. KPK'ler bakmıyor. Teşekkür ederim Tekin Bey. Ya iki tane dosya var. Bakın bu ihtilaf, ihtilaf yaklaşık bir ay böyle sürdü. Biz de bu dosyada biliyorsunuz müşteki. Ben ilk ifade verildiği andan itibaren bu dosyada avukatım. Bu dosyanın varlığını bilmeyen yoktu. Yani iki tane dosya var. Tamam. Her nedense. Peki koordinasyon yok o zaman aralarında. Hayır şöyle bir ay sonra birleştirdi zaten başsavcılık. Şunu söylüyorum. Zaten bakın.